Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı Geometri Soru Bankası kitabında öteleme dönüşü konusundaki ÖSYM tarzı test birim çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda A noktası 2'ye 3 noktası verilmiş. X ekseni doğrultusunda pozitif yönde 3 birim. Hemen absisi 3 ekle. Y ekseni doğrultusunda negatif yönde 2 birim. Ordinatlarında 2, 2 çıkarttı mı? Negatif yönde dediği için. Son durumda 5'e bir noktası elde ettik. Koordinatlar toplamı nedir diye soruluyor bize. Cevap 6 yapar. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Analitik düzende bir A noktasına sırasıyla A virgül B diyelim. Buna x eksen doğrultusunda pozitif yönde 2 birim. Apsine 2 ekliyorum. Negatif yönde de 4 birim. Y ekseni doğrultusunda B ordinatından da 4 çıkartıyorum. Evet bu iki noktadan geçen doğru neymi? Bu iki noktadan geçen doğru eğimi nedir? Y'ler farkı. B eksi 4 eksi B bölü ile x'ler farkı. Yani a artı 2 eksi a yapar. Hocam b'lerden ay. Eksi 4 bölü a'lardan ay. 2 çıkar. Cevap böylelikle eksi 2 çıkar. Yani cevap denizli oldu. 2 soruda. Geldik 3'e. Aşağıdaki denklemleri verilen doğrulardan hangisi bu doğru eksenler boyunca telenmesiyle elde edilir? Arkadaşım x'in katsayısı ve y'nin katsayısı değişmeyecek. Bak 1 ve 2. 1 ve 2 olmaz. 1 ve 2 olmadı. 1 ve 2 olmadı. Eksi 2 var burada. 1 ve 2 olur. 1 ve eksi 2 bu da olmaz. Yani katsayılar değişmeyecek. Sadece bu absine yani sağ ötelemede mesela 3 birim x artı 3 yazarsın. Pardon x 3 yazarsın. Ordinatına da işte yukarı ötelemede de 5 birim yukarı ötelemede de yerine y eksi 5 yazarsın. Katsayı değişir mi? Değişmez. Sadece sabit sayı değişir. O yüzden cevap denizli yapar. Üçüncü soruda. Geldik dörde. Analitik düzlemde alınan bir A noktasına uygulanan A virgül B diyelim buna. X eksen doğrultusuna negatif yönde 4 birim. A eksi 4 ve y eksen doğrultusunda pozitif yönde 2 birim diyor. Pozitif yönde 2 birim. Hadi bakalım pozitif yönde 2 birim. O zaman pozitif yönde 2 birim olması için de ne olması lazım arkadaşlar? Bir ordinatıra 2 ekleyeceğiz. Şimdi öteleme işlemlerinin her biri için A noktasının bölgesi değişmektedir. He. A noktası analitik düzlemin kaçıncı bölgesindedir diye soruluyor. O zaman ben şöyle yapacağım. Sola gideceğim ve yukarı gideceğim. Hocam sola ve yukarı gittiğimde her yaptığım işlemde bölge değişecek ya. O zaman ne olacak? Bir kere sağda olması lazım. Sola gittiğimde bölge değişmesi için. Sağda ve yukarı gittiğimde de bölge değişecek ya. Bir de aşağıda. Sağ ve aşağıda hangi bölge var? İşte bu bölge var. Bak, sen buradan böyle bu hamleyi yaptığın zaman bölge değişir. Mesela buradan başla. Hocam sola git, yukarı çık. Sola git, yukarı çık bu bölgeye gelirsin. Sola git, yukarı git bu bölgeye gelirsin. Bölge değişti mi? Değişti. Ee, o zaman dördüncü bölge olacaktır. Ya bütün bölgeleri git diye dolaş diye bir şey demiyor burada. Bütün bölgeleri de dolaşamayız herhalde değil mi arkadaşım? Tabi ee, tabii dolaşamayız. Dolaşamayız. Üç bölgeye birden uğrayabiliriz. Yani alertif düzlemin kaçıncı bölgesi de oluyor o zaman dörde. Ya şuradan çıkarttık aslında. Oklardan çıkarttık. Sola gideceğim yukarı gideceğim. O zaman noktamızın sağda olması lazım. Bir de aşağıda olması lazım. Sağa aşağısa hangisi dördüncü bölge oluyor? Dördüncü soru denizli oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 5'e. Analitik düzlemde y eşittir köküç x. Aa eğim tanıdık. Eğim köküç. Bu da tanjant alfa ise tanjant alfa nerede köküç? 60'ta. 60 derece. Doğrusu üzerinden alınan bir nokta. Bu doğru boyunca 6 birim öteleniyor. Buna göre bu nokta düşeyde ne kadar? O zaman analitik düzlem çizeceğiz ya. Y eşittir köküç x doğrusu şu değil mi arkadaşım? Evet. X eksenine ne kadar açı yapıyor bu arada? Açıyı da bulduk zaten. 60 derece açı yapıyor. Ben bunu bu doğru boyunca 6 birim öteleyeceğim. 6 birim ötelediğimde Nereye doğru? 6 birim. Bu doğru boyunca 6 birim yukarı doğru öteledim mesela. Bu düşeyde ne kadar yol alır? Düşeyde kaldığı yol soruluyor. Arkadaş düşeyde kaldığı yer burası değil mi? Evet. 60 ise burası 60. E, burası 90. 90'ın karşısı 6 ise 30'ın karşısı 3. Burası da 3 kök 3 mü yaptılar? Evet. Cevabımız böylelikle Ceyhan yaptı. 5. soruda. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde A noktasının orijine ötelenmesi için bu noktaya sırasıyla evet negatif yönde 4 birim. Y ekseni boyunca da pozitif yönde 3 birim. Arkadaş öyle bir şey ki bu noktayı ben negatif yönde, şu yönde, sola doğru 4 birim, pozitif yönde yukarı doğru da 3 birim öteleyeceğim. O zaman burada orijinal elde edeceğim. Tam tersi, aşağı yönlü 3 birim gelip sağa doğru 4 birim gidersem 3 birim geldim şöyle. Sağa doğru da 4 birim gittim. Bu noktayı bulur muyum? Evet. Bak 4 sola, 3 yukarı orijinal elde etmiş oluyorum. A noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruyor. İşte bu nokta nedir arkadaşım? Şöyle apsisi 4 birim sağda, 3 birim de aşağıda 4 eksi 3 noktası yapar. Yani cevap böylelikle edremit yapar. Geldik bir sonraki soruya. Yani 7 soruya. Evet bu doğruya sırasıyla x eksen doğrultusunda pozitif yönde bir birim. Pozitif yönde bir birimse x yerine biz x eksi 1 yazıyoruz. Negatif yönde 4 birim y eksen doğrultusunda dediği zaman negatif yönde dediği için o doğruya yapılan hamlelerle tam ters hamle. Y yerine y artı 4 yazıyoruz. Y eksi 4 değil. O zaman doğrumuz ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? x eksi 1 artı y artı 4 artı 1 eşit 0 oldu. x artı y artı 4 eşit 0 doğrusunu elde ederiz böylelikle. Ya yani cevap akçay olur 7. soruda. Geldik 8'e. Analitik düzlemde 5'e 7 noktası x eksen doğrultusunda. Oo, burası şey yapmış. Negatif mi pozitif mi bilmiyoruz. 2 birim 2 birim. Hangi, A noktası hangisi olamaz diye soruluyor bize. Arkadaşlar ilk önce burayı da pozitif alalım. Sonra burayı da pozitif alalım. 4 durum var zaten. Arkadaş 4 durum nasıl? Birinci durum nasıl mesela? Birinci durum şöyle. Şurada yapalım. Pozitife pozitif olursa. Birinci durum bu. İkinci durum pozitife negatif olursa. Üçüncü durum bu negatif olabilir. Negatife pozitif olunca. Dördüncü durum da negatife negatif olunca. Tamam. O zaman ben burada 2 birim. Şimdi her ikisi de pozitif pozitif. 2 birim 3 birim. 2 ekledim 3 ekledim. Yani noktamız kaç yapar o zaman? 7'ye 10 ya noktası yapar. 7 10 var. Pozitif 2 birim yani 7'ye. Negatif 3 birim yani 4 noktası yapar. 7'ye 4 var. Negatife pozitif yani negatif 2 birim. Yani 3'e absinden 3 çıkartıyorum. 2 çıkartıyorum pardon. Ee, pozitif negatife pozitif arıyorum. Pozitif 3 birim y ekseninde. O zaman burası 10 yapar. 3'e 10 var mı var. Sonra negatife negatif 2 3 çıkartacağım. Yani 3'e 3 üç çıkarttığımızda 4. 3'e 4 noktası da var. Hangi nokta yok? E şıkkı. 3'e 5 noktası yok. Yani 8. soru böylelikle 3'e 5. Yani E mi yaptı? Evet. Yani E yaptı derken E şıkkı bulduk. Eylül hangi şıkkı işaretlemiş? E şıkkını işaretlemiş. Yani cevap E işaretlersem A işaretlemiş olacak. O yüzden cevap Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da analitik düzlemde esen bir şeklin eninci bölgede kalan kısmının alanı olarak tanımlanıyormuş alanı 64. O zaman bir kenar kaç yapıyor? 8 mi yapıyor? Evet. Bu kare x ekseni doğrultusunda 3 birim, x ekseni doğrultusunda 3 birim sağa 3 birim sağa öteledim. Tamam. O zaman ben şuradaki noktaya bakayım arkadaşım. Sadece bu noktayı öteleyim. Çekli ötelerken bir nokta ötelenin gerisi gelir. 3 birim pozitif yönde ötelersen 3 birim ötelediğinde burası buraya gelecek bu. Y ekseni yönde de negatif yönde de 2 birim. Negatif yönde de 2 birim ötelediğinde de buraya gelecek. Tamam. O zaman karemizi çizebiliriz. Karemiz tam şu şekilde olacak. 8 birimlik kareyi de şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Tamam çizdik. Çizince hocam 3 birim böyle gelince o zaman buraya 5 kaldı. Burası da 3 birim mi oldu? Evet. Sonra 2 birim aşağı gelince bu 2 ise o zaman buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Burası da 6 yaptı. Burası 2 yaptı. Tamam. Son durumda S1 artı S3. S1 demek birinci bölgede kalanı 6 kere 3 18 artı S3. Üçüncü bölgede kalanı 2 kere 5 10 bölü S2. İkinci bölgedeki alanı 6 kere 5 30 yapar. Artı S4. 2 kere 3 6 yapar burası. Yani 28 bölü 36 yapar. 4'e bölsen 7 4'e bölsen 9. Cevap 7 bölü 9 yaptı. Gerçekten çok güzel bir soruydu arkadaşım. Evet. Eseni de çok güzel bir şekilde tanımlamış gerçekten. 9. soru Edremit oldu. Ve geldik 10'a diyeceğim ama çıkmış soru. Teliften dolayı çözemiyorum. Buna uygulamadan bakarsınız. Böylelikle ÖSYM tarzı testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani dönme dönüşümün testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.